Şimdi her şeyden önce yani o maçı da çok konuştuk ama yine de söyleyeyim, bir kere her şeyden önce taraftara teşekkür ediyorum. Mükemmel bir taraftar desteğimiz vardı. İşte olan şey bu. Her zaman söylüyoruz. Yine de söyleyeyim bir daha. Benim için taraftar 12. adam değil dedi. Birinci adamdır. Ve onların desteğiyle de belki de golü yedik, mağlup duruma düştüğümüzde onların desteğiyle çok güzel oynamaya başladık. Hücum ettik ve golümüzü bulduk. Ondan sonra sevinci de hep beraber orada yaşadık. Çok güzel bir şey. Tarihinde ilk defa Sivasspor finale kalıyor. Yani bunun şimdi kıymetini bilmek gerekiyor. Yani bunun şimdi bu takım oralara nasıl geldi, neler yaptı, ne sıkıntılar yaşadı. Bunların kıymetini iyi bilmek gerekiyor. Bunun kıymetini tabii ki taraftarın, yönetimin bilmesi gerekiyor. Yani bu takıma her türlü fedakarlığı yapmak gerekiyor. Yani bu takımı maça hazırlamak için, bu takımı iyi bir duruma getirmek için, motive etmek için bence her şeyin yapılması gerekiyor. Bunlardan en başta tabii ki biliyorsun, bunu söylememize de gerek yok. Kendimiz de öyleyiz. Yani İstanbul'da en çok Sivaslı yaşıyor. Yani Sivaslı arkadaşlarımız yaşıyor. Ve bu da Sivas için hakikaten tarihi bir fırsat. Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Onun için de herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Gerçekten yönetiminde yapması gerekiyor, taraftarlarında yapması gerekiyor, bizlerin de yapması gerekiyor. Yani kafamızı iyice yormamız gerekiyor. Arkadaşlarımızın çok iyi şekilde 2 haftayı mükemmel şekilde bitirmemiz gerekiyor. Tabii ki 2 hafta maç oynayacağız. Kasımpaşa olsun. Pardon, Kasımpaşa maçından sonra tabii ki şöyle Kasımpaşa maçı. Şöyle oldu. Biz bazı arkadaşlarımızı dinlendirdik. Hemen hemen Galatasaray maçında oynayan hemen hemen hepsini dinlendirdik. Sadece Mustafa'yı oynattık. O da cezalı olduğu için kupada. Yani biz o maçı tabii ki bazı arkadaşlarımız kesimler konuşabilirler, kendi kendilerine yorum yapabilirler ama bizim o maçta o takımı korumamız gerekiyor. Koruduk. Onda da haklı çıktık yani. Yoksa biz Kasımpaşa maçına tam kadro çıksaydık veyahut da Galatasaray maçında oynayan 11'in hepsini oynasaydık o maç çok farklı olurdu. Öyle bir maç olmazdı. Yine de çok güzel şeyler yaptık. Yine de bir sürü gol kaçırdık. Onun için yani bu takım 2 seneden beri, yani biz geldiğimizde 3. senemizde bu, çok güzel şeyler yapıyor. Onlar mesela, insanlar tabii ki bizlerin sezonu nasıl geçirdiğimizi, ne sıkıntılar yaşadığımızı bilemezler. Biz şu anda sezonu ilk açan takım biziz ve biz maçlara ilk başlayan biziz, en sonda bırakan biziz. Yani en son maçı da oynayan takım yine biziz. Yani bu kocaman bir süre içinde 50'ye yakın, 50'yi geçen maçlar oynadık. Yani bunda sakatlıklar oldu, sıkıntılar oldu. Biliyorsunuz devre arası transfer de yapamadık öyle istediğimiz şekilde. Transfer de yapamadık bütçeden dolayı. O da bizim için bir dezavantaj oldu. Oraya 2 tane, 3 tane oyuncu alma şansımız olsaydı daha da farklı şeyler olabilirdi. Ama ona rağmen hedef koyduk kendimize. Öncelikle güzel bir yere geleceğiz ve ondan sonra da bütün her şeyimizi kupaya vereceğiz. Ve şu anda da her şeyimizi kupaya verdik ve finale kadar geldik. Artık finalde herkes bu takıma sahip çıkması gerekiyor. Herkes bu takıma fedakarlık yapması gerekiyor. Onun dışında zaten bu takım bana göre gerektiği her şeyi yaptı yani. Sivasspor'a çok güzel günler yaşattı. Hiçbir zaman Sivas'ın tarihinde üst üste Avrupa'ya gittiği bir zaman da yok. O da bir bizim için bir tarih. Aldığımız puanlar bizim için bir tarih. Avrupa kupalarına gitmek hakikaten çok güzel bir şey Sivas'ın. Yani güzel şeyler yaptık 3 sezondur. İşte tek şeyimiz bu kupayı da alıp bunu taşlandırmak, Sivas'ımıza vermek, katlamak yani. Şimdi tabii ki bu maçlara tam kadro çıkma şansımız yok. Onu da ben istemiyorum. Diğer arkadaşlarımıza da şans vermemiz gerekiyor. Karışık bir kadro şeklinde çıkacağız ama tek hedefimiz oradan puan ve puanlar almak. Kesinlikle öyle yani. Çünkü bizim ligin sonu geliyor. Oyuncularda yorgunluk, bıkkınlık, her şey olabilir. Onları güzel şekilde ayarlamak, dengelemek gerekiyor. Zaten şimdi bu dönemde de aşırı antrenman yapma şansınız da yok. Öyle bir şey de olamaz yani. Üstüne gidemeyiz yani. Bir de dediğim gibi en çok maç oynayan takım biziz yani. Onun için de dikkat etmemiz gerekiyor ama o maçları da iyi bitirmemiz gerekiyor yani ki kendi açımızdan. Biz mesela hep söylüyoruz, Kasımpaşa maçında üzüldüm ben yani mağlup olduk diye. Ama dediğim gibi yani mecburen de öyle bir kadro çıkarmak zorundaydık. Yani burada da 2 tane maçtı da. Hele hele birinci Rize, ikincisi de zaten çok tesadüf bir şey. Kayserispor'la oynayacağız, Kayseri ile oynayacağız. Ve ondan sonra da 3-4 gün sonra da Kayseri ile final oynayacağız. Bir kere ben şuna çok sevindim.
biliyorsunuz Kayseri-Sivas arasında bir gerginlik var. Çok eskiden. O bitti artık. Öyle bir şey olmadı. Kayseri bizim kardeşliğimiz. En yakın bize yer olan şey. Buradan bazen uçaklar kalkmaz. Oraya gideriz. Oradan yolculuğumuzu yaparız. Veyahut da bazen oraya geliriz. Burada bir problem olduğu zaman. Yani çok şeyi paylaştığımız bir yer Kayseri. Onlarla yani maç oynamak bence çok güzel bir şey yani. Hele hele iki tane Anadolu takımının oynaması, kupa maçını oynaması bence büyük bir olay yani. Bu kadar bütçeye sahip olan Fener'i, Galatasaray, Beşiktaş'ı, Trabzon'u, diğer takımlar da dahil yani bizden daha büyük bütçelere, bizden ve Kayseri'den daha büyük bütçelere sahip takımlar var, onlar yok. Ama bir Sivas var, bir Kayseri var şimdi. O yüzden yani iki ilde yani iki takımla bunun kıymetini bilip güzelce, böyle centilmence, mükemmel bir mücadele edip maçı oynamamız gerekiyor. Öyle de oynayacağız ve tabii ki hak eden de maçı kazanacak yani. Bu bir gerçek yani. Ama biz çok istiyoruz yani. Çünkü Sivas Spor'un kupası yok. Türkiye kupası yok. Kayseri'nin tahmin ettiğime göre var, bir kupası var. Onun için biz de onu başarmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu yani.